Medet ya Hazreti Allah. Medet ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Medet ya Hazreti Ali Kerim Allah ve Cehu. Medet ya Gavs-ı Azam Abdülkadir Ceylani. Medet ya Seyyidi Muhammed Ruhi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Seyyidimize nasip edildiği fütuhat yapısından hikmet külliyatının bu babında Cenab-ı Hak nasip ederse Bakara suresinin 23. ayeti kelimesiyle 26. ayeti kelimeler arasında var olan yeryüzündeki insanlar için belki çok ufak ama hakikat için çok büyük bir hikmet taşıyan bir esasiyetten, bir husustan bahsi niyaz ederiz. Cenab-ı Hak içindekilerle amel etmeyi bize nasip ve müyesser eylesin. Yeryüzüne gelmiş geçmiş insanlar arasında şüphe duyanlar ilk şüphelerini peygamberlere duydular. Allah Azze ve Celle 23. ayet-i kerimede Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer siz bunun içindekilerinden şüphe ediyorsanız kulumuza indirmiş olduğumuzdan fe'tu bi suretin min mislihi ved'u şuhedâikum min dunillahi in kuntum sadikin. Hemen onun misli gibi, onun benzerini taşıyan, onun özelliklerini taşıyan bir sure getirin. Ve eğer siz sadıklarsanız Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Allah Azze ve Celle Resulü Kibriya Efendimizin karşısında durarak ya Muhammed, biz senin yaptığın gibi insanları etrafımızda toplayabilecek olanız. Zamanı gelir, yeri gelir senden bu Mekke'yi yeniden alabilecek olanlarız diyenler oldu mu oldu? Tarih boyunca oldu ve olmaya devam ediyor. Allah-u Zülcelal de Resul-i Kibriya Efendimiz'in üzerinden onlara çok büyük bir cümle kuruyor. Diyor ki haydi getirebiliyorsanız bir mislini getirin. Şimdi ayet öyle bir yere gidecek ki biz misli dendiğinde kafa dünyamızda, hayal dünyamızda devasa şeyler düşünmeye başlıyoruz. O devasa şeyleri düşünerek Deccal yeryüzüne geldiğinde bazı şeyleri cennet gibi, bazı şeyleri cehennem gibi gösterecek ya, o misallere gidiyor akıl. Bu ayetler Hikmet Külliyatı'nda kitabın içerisine detaylandıracak. Çünkü sohbet için çok önemli olan nirengi noktasıysa 26. ayet-i kerimenin tam da göbeğinde geliyor. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ın bu lafzına karşı şüphe duyanlar, Resulullah'ın peygamberliğinden şüphe duyanlar, onun sadece dünyevi bir adam olup güzel bir hitabetle etrafını birilerini toplayarak bir şeyleri başardığını zanneden güruh, ta kıyamete kadar gelecek o münafıklar güruhu. Çünkü kafirler için bir şey ya var ya yoktur. Münafıklar için ortadan kaldırılması bazen gereken, bazen ortadayken kullanılması gereken bir meta olarak düşünülebilir. Cenab-ı Hakk'ın bu ayeti kelimeden sonra devam ediyor onlara. Diyor ki hadi bir misal getirin, bir sure. Ama burada sureden kastedilen şey, Kur'an-ı Azimüşşan'da geçmiş olan ayet gibi bir ayet ifadesi değildir. İşin hikmetine inerseniz eğer, Cenab-ı Hak şunu söylüyor onlara. Siz bırakın Resulü Kibriya Efendimiz'e indirilmiş olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Ben şimdi şu ayetler arasında size bir şey söyleyeceğim. Siz bırakın onun mislini getirmeyi, ondan bir habersiniz bile diyecek. Allah Azze ve Celle diğer ayeti kerimede şöyle buyuruyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. Bunu yapamazsınız, asla ve katiyen yapamazsınız. O misalleri diyor düşünün şimdi, en sonunda size bir misal de vereceğim çünkü. Sizin nefsiniz o kadar kocaman ki, siz Resul-i Kibriya'yı alt üst etmek için, haşa, onu ortadan kaldırmak, onun ortaya koymuş olduğu hakikati ortadan kaldırmak için, acayip şeyler düşünürken, ben size bulacağınız misali de vereceğim. Fettekun naran leti ve guduhen nasu vel hicara. Artık ateşten sakının ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. O iddetil kafirin, kafirler için hazırlanmıştır. Devam ediyor Hazreti Allah. Buna karşılık şüphe duymadan hayatına devam ederler. Ve beşşirillezine amenu. İman eden kimseleri müjdele. İman edenlerin müjdeye gark olmasının sebebine dikkat ediniz. İman hakikatini Hazreti Allah hikmeten beyan ediyor ki onlarda şüphe yoktur. Onlarda zerre kadar bir şüphe yoktur. Resulullah'ın ortaya koymuş olduğu hadis-i şeriflerin içerisinde var olan
hiçbir şeyde bir şüphe yoktur. Allah Zülcelal, Allah Zülcelal ve devam ediyor. Ve amilus salihati ve salih amel işleyenleri de. Hikmeten beyan edelim kitapta açmak üzere. Öyleyse amelleri salih olmayanın hali nedir? O Resul-i Kibriya'nın her sözünde bir şüphe arayan adamdır. Hani diyor ya adam bugün bize, Kur'an bize yeter. Sünnetlerin bir kısmı insanların o günkü yaşadığı dönemle ilgilidir. Bu dönemde anlaşılması da gerekmez. Sadece o döneme aittir. O hadisler o günlerde Resul-i Kibriya sahabesi bunu anlasın diye söyledi. Bu yüzyılda bunu anlasak da olur, anlamasak da ne olur? Bizim için asli olan şu Kur'an-ı Azimüşşan demediler mi, demiyorlar mı? Diyorlar. Ama bu akşam bu futuhatta göreceğiz ki Resul-i Kibriya'nın 1400 sene önce söylemiş olduğu bir hadis var. O hadis bugün şerh edilebilecek. Fütuhatlar içerisinde zaman zaman beyan edilmiş ama böyle şerh edilmemiş. Ne anlayacağız oradan? Resul-i Kibriya bir şeyi 1400 yıl önce söyledi ve açmadıysa bir gün açılacaktır. Çünkü amel-i salihin hakikati imaniyeyi açmaktan mükelleftir. Çünkü burada Hazreti Allah'ın beyan etmiş olduğu salih amellerden kastedilen şey, gün gelecek, Resul-i Kibriya'nın her yeni dönemde bazen 10 yılda bir, bazen 50 yılda bir, bazen 100 yılda bir, bazen ender ve nadir insanlar gelecekler. Onlar Resulullah'a duydukları iman vesikasının bir gereği olarak bir salih amel işleyecekler. O salih amel de 23. ayette beyan ettiğimiz üzere insanların şüphe duydukları şeyin şüphe duyulmayacak kadar bir gerçek olduğunu beyan etmek üzeredir. Enne lehum, işte onlar için. Muhakkak o insanlar için. Bunu bu şekliyle beyan ve ispat eden insanlar için. Cennetin tecri min tahtiha enhar. Altlarından nehirler akan cennetler vardır. Kullema ruziku minha min semeratin rizqan qalu hadallazi ruzikna min qabl. Ne zaman oradaki bir meyveden rızıklandırılsalar bu daha önce rızıklandığımız şeylerdir diyeceklerdir. Öyleyse bu salih ameller biraz daha farklı bir salih amel. Beyan ettiğimiz gibi. Çünkü bu ameli işlemiş olan zatlar için Hazreti Allah diyor ki bütün Müslümanlar, bütün müminler cennete girecekler. Ama cennete girenlerden bir taife var ki onlar kendilerine bir rızık uzatıldığı zaman, cennetten bir meyve uzatıldığı zaman diyecekler ki Kur'an'ın ifadesiyle هَذَلَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Bu daha önce rızıklandığımız şeylerdir. Ama burada rızıklanlardan en önemlisi odur ki onlar Resulullah'ın meclisinde yine cennette oturduklarında Resulullah onları sıraya dizip ümmetine onlarla övünür. O ulema ile övünür ve şöyle der. Hatırlıyor musunuz? Ben yaşarken böyle bir söz söylemiştim de onu ey ashabım size anlatmamıştım da üstünü kapalı bırakmak zorunda kalmıştım da işte bundan sonra geldi Abdülkadir Ceylani, İmam-ı Gazali vesaire vesaire vesaire. Bu isimler futuhat-ı imani oldular. Açtılar, beyan ettiler. Benim ağzımdan çıkan sözü yerde bırakmadılar der. Çünkü bu sözü söyleyebilmek için Allah-u Zülcelal'in ayetiyle hikmeten anlıyoruz ki bunlar yeryüzünde rızıklanmışlar. Neyle? Meyveyle, sebzeyle değil. Allah'a duydukları iman, Resulullah'a duydukları imanın bir vasikası olan muhabbetten inkişaf eden fütuhatlarla rızıklandığı beyan ediliyor. Çünkü aynı sofra orada tekrar açılacak. Ve devam ediyor. Ve utubihi müteşabihâ. Meyvelerin benzerleri onlara verilir. Ve lehum fîhâ ezvâcun mudahharatun. Onlar için orada tertemiz zevceler vardır. Ve hum fîhâ hâlidûn. Ve onlar orada ebedi kalırlar. Şimdi tekrar hatırlarsak eğer Allah-u Zülcelal başta kafirlere meydan okuyan bir cümle kurdu. Dedi ki hadi mislini getirin. Aslında buradaki misil şuydu. Bir misal getirin. Getirebiliyorsanız Resulullah'ın hayatında yapmış olduğu bir şey misal. Hadi getirebiliyorsanız getirin. Getiremezsiniz ve getiremeyeceksiniz dedi. Sonra dedi ki içinizden kimileri çıkacak? Resulullah'tan 500 sene, 1000 sene, 2000 sene sonra yaşamış olacak.
O gün kürsülere çıkacak veya mahalle kahvelerinde oturup şöyle diyecek. Kur'an bize yetmez mi kardeşim? Sünnetullah dediğiniz şey evet tamam okuyoruz, inanıyoruz ama Kur'an bizim için esastır. Kur'an bizim için ana arterdir. Evet, kesinlikle ve katiyette Kur'an bizim için ana arterdir ve merkezdir. Ama sünnetullah-ı Muhammediye olmadıkça Kur'an'ın hakikatini yaşamak mümkün değildir. Bu yüzden Resulullah'ın her bir hadisi şerifinin her birisi, çünkü o hayatı boyunca ne eksik konuştu ne fazla konuştu. Sadece Resulullah'ın hayatında yaptığı şakaları yan yana koyup bir kitap yazsak, Allah Resulü'nün şakalarında dahi insanlara 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 1000 yıl sonra için neler söylediği ortaya çıkacak. Şimdi kafirler başladı düşünmeye tabiri caizse. Ne misal getirsek acaba? Emsal olarak ne koysak ortaya? Hazreti Allah şöyle beyan ediyor. İnna Allah la yestahyi. Şüphesiz Allah çekinmez. En yadribe meselen ma ba'udatan. Sivri sineği misal olarak vermekten. Dersimizin konusu sivrisinek. Allah Azze ve Celle diyor ki bak bırak dağlar, taşlar, Mekke, Medine koy bir kenara. Haydi sivri sinekten ben bir misal vereceğim sana. Aslında Resulullah'ın yaşadığı bir olayın ayetle, vahyi ilahiyle tezahür edişiydi bu. Şimdi hadisle anlattığımızda ayet daha iyi anlaşılmış olacak inşallah. Ve devam ediyor Hazreti Allah. Fema fevkaha. Onun daha üstündeki bir misalden de. Femmel lezine amenu feyalemune. Böylece iman edenler bunu bilirler. Ennehul hakku min rabbihim. Şüphesiz onun Rablerinden gelen bir hak olduğunu böylece iman edenler bunu bilirler. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ama kafirlere gelince, ehli küffarı gelince, Allah bu misalle ne murad etmiş derler. Öyle dediler zaten. Resul-i Kibriya Efendimiz bu ayeti de şimdi anlatacağımız hadisin üzerinden anlatınca dediler ki ya Cenab-ı Hak sana göndermiş olduğu vahiy ile sivrisinek diyerek ne demek istemiş olabilir ki? Anlamadılar. Devam etti. Yudillu bihi kethira. İşte bununla birçoklarını saptırır. Bununla çoğunu saptırır. Ve yehdi bihi kethira. Birçoğunu da hidayete erdirir. Ve ma yudillu bihi illel fasikin. Ama bununla ancak fasıkları saptırır. Şimdi Allah-u Zülcelal'in bu ayeti kelimesinin biraz evveline gidelim. Yaklaşık 7-8 gün öncesi bu ayet vahiy olmadan evvel. Resul-i Kibriya Efendimiz beraberinde sahabe-i ikram ile otururlarken akşamüstü vakitleri onlara yine nasihat devam ediyor. Bir yandan yemek içmek varsa, bir yandan muhabbet varsa hayatın içinde Resulullah onlara bir şeyleri öğretmeye devam ederken kapıdan bir anda ashabtan bir tanesi girdi. Biraz telaşlı, biraz tedirgin. Girdi içeriye, dedi ki ya Resulallah bizim hububatlar vardı dükkanda. Bir iki çuval ayırmıştım. Hani satma değil niyetim. Niyetim bu hububatları alıp buraya getirip beraberce bunları yemek içmek, dağıtmaktı. Kardeşlerimle paylaşmaktı. Resulullah dedi ki ne oldu hububatlara? Dedi ki vallahi hiç sorma ya Resulallah içine bir sivrisinek kaçtı. İçine bir şey kaçtı. Bir anda kurtlanmış sinekler şöyle çuvalın altını böyle bir sallayıverince bir baktım ki içinden sivrisinekler fışkırıverdi. Kullanılamayacak hale geldi. İçindekiler bozulmuş. Üzülmüştü sahabe-i ikram. Resul-i Kibriya Efendimiz hafifçe gülümsedi ve ona şöyle buyurdular. Sakın ha üzülme. Allah bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer vermedi. Söz bu kadar. Söz burada bitti bitmek zorunda. Neden diyecek olursanız çünkü o günün çağında, o günün insanlarına ifade edilecek bir söz değildi bu. O çağların sonrasında işte belki bu akşam ya da bundan önce bazı futuhatlarda kısmen beyan edilmiş bir hakikat üzerineydi. Allah Resulü hayatı boyunca hiçbir örneği, hiçbir olaydan sonra kullanıp da sıfat tamlamaları ve betimlemelere sığınmamıştır. Yani benzeştirme usulü nebevi kültüründe yoktur. Bir parantez,
bugün hani kürsülere çıkıyor ya adamlar, ağlamak ve ağlatmak üzerine bir kurgulanmış sıfatlar, müthiş bir edebiyat, kırmızılar, maviler, uçanlar, kalkanlar diye böyle adamı bir halden bir hale sokmak için müthiş bir çaba sarf ediyorlar ya, Allah Resulü bu çabayı sarf edip dediği gibi bu çabayı sarf edenlere de dedi ki yapmayın böyle. En hafif tabiriyle söyleyelim. Yapmayın böyle. Çünkü hakikat odur ki bir insana bir misali sivrisinek ayet-i kerimeyle anlıyoruz ki yudillu bihi kethira, o söz bazılarını saptırır. Ve yehdi bihi kethira, bazılarını hidayete uğratır. Ve ma yudillu bihi illel fasıkîn, ama bununla ancak fasıkları saptırır. Bu sözünün ardından kafirler de bu söz bir anda sahabenin arasında meşhur olunca kafirlerin, münafıkların kulağına gitti. Dediler ki, güldüler yani. Ya Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için, ya şimdi de dünyaya Allah'ının, onun bahsettiği Allah'ın sivrisinek kanadı kadar değer vermediğini söylüyor. Bazıları dedi ki, madem bu kadar değersizdir, niye onun için bu kadar uğraşıyor? Onu zannediyorlar ya dünyevi bir şey için uğraştığını. Allah Resulü'nün bu sözünden 8 gün sonra bu ayet inzal oldu. Ve bu ayette anladık ki Resulullah hayatında ağzından çıkan cümleleri kendi kafasına göre söylememiş. Biz böyle iman etmişiz de vahiy ilahiyle sünnet-i Muhammedi'yi böyle birleştirmedikçe hakikat ortaya çıkmaz. Ya Resulallah, sen hayatın boyunca hiçbir şeyin şakasında bile kelimeleri boş kullanmadın. O gün sadece bir cümle kurdun. Dedin ki Allah yeryüzüne sivrisineğin kanadı kadar değer vermedi. Sonra ayet geldi. Allah Azze ve Celle buyurdu. Dedi ki hadi bir misal getirin. Ben çekinmiyorum yeryüzünde sivrisineği bir misal olarak vermekten veya bunun üstüne misal vermekten çekinmiyorum. Peki misal nedir? Misal bir emsal dünyasıdır. Bir şeyin yeryüzünde varlığının ifadesi bir başka yerden işaretini taşır. Şimdi gelelim sivrisineğe. Bir sivrisinek anlatılır. Anlatılsa çok uzun sürer, bu sohbette kısaca beyan edelim, kitapta açmak üzere. Sivrisinek dediğiniz şey dünya tarihinin elektromanyetik başlangıç hikayesidir. Bunları kitapta ispatlayacağız da Hikmet Risalesi bölümü olduğu için bu akşam müminlere dönüktür. Şüphesiz olanlara dönüktür. Öyleyse böyledir'e dönüktür, çünkü hakikatte budur zaten. Allah Resulü'nün bu misali vermesinin ardından Çok yakın bir zamanda Illinois Üniversitesi'nden bir makale çıktı. Bir de İngiltere'den bir makale çıktı. İki yeni makale. Hani buraya gelmeden evvel futuhattan, kütüphaneden bu anlatılacak dediğinde acaba literatür sivrisinek için ne diyor diye baktığımızda garip bir şekilde bu futuhatı da yakın bir zamanda iki makale görüyoruz. Makalelerden bir tanesi şu. Diyor ki yeryüzünde bütün hayvanatı inceledik, böcekler taifesini inceledik, İngilizler üniversitede. Bunların arasında otonomik olarak, yani yapısal olarak ondan, sivrisinekten daha iyi gelişmişlik anlamında bir canlıyı bulamadık. Bu birinci makale. Makale uzun ve bu makaleye kitapta da yer vereceğiz. Tarihi de yakın bir tarih. Bu futuhatta onun üzerine gelmiş oluyor. Sonra ikinci bir makale de Illinois Üniversitesi'nden çıktı. O da buna karşı bir makaleydi, evrimcilerin dilinden. Evrimciler şöyle diyorlar. Yeryüzündeki bütün hayvanları tek tek incelediğimizde bir evrimsel geçmişe bağladık. Hani bağlıyor ya, atı köpeğe, köpeği yunusa, onu balığa, onu kuşa, öyle hepsini birbirine bağladı. En sonunda tesadüf denk geldi, insan hasıl oldu ya haşa. Onu diğer Hikmet Risale'lerinde açtığımız için şimdi geçiyorum orayı. Ya diyor, sivrisineğe geldiğimiz zaman sivrisineğin evrimleştiğini göremedik. Yani bir yere bağlayamadık. Önünü arkasını koyamadık. Diyor, bunun evrimleşmesi o zaman 100 milyon yıl önce olmuştur. Yani dünyanın yaşına yakın bir döneme denk gelmiştir. O yüzden henüz bulamadık. Bağlantıyı bulamadık. Diğer bütün hayvanları bulduğunu zannediyor.
Ama bunu bulamadığını Illinois Üniversitesi'nin evrimci, dünya çapında meşhur biyologları beyan ediyorlar. Ve sonra adam ekliyor. Şimdi bu ilk cümle bizim için kafi. Bizim de fütuhatımızın bir başka delilini oluşturacak çünkü. İkinci cümlede diyor ki aynı bilim adamı. Madem ki 100 milyon yıl önce evrilmiş ve sonra evrilmemiş olan gözümüzün önünde böyle diğer canlılardan bir farklı canlı varsa, çünkü öyle bir makale ki dinozorlardan bile önce var diyor bu sivrisinek. Şu an bütün evrim dünyasında normal biyologların ortak bir görüşü vardır. Bugünkü literatür böyle beyan eder, hakikat de bu, doğru. Bütün hayvanlardan önce var olan bir hayvan türü sivrisinek. Sonra diyor, madem bu kadar yüzyıldan beri evrimleşmemiştir, o halde diyor, bir kesin delil koyuyor kendi kafasından. Eğer yeryüzündeki sivrisinekleri ortadan kaldırırsak, bu dünyanın gidişatı hakkında bir zarar vereceğini düşünmüyoruz. Evrimleşmedi ya, madem diyor evrimleşmedi, o halde sivrisineğin varlığı çok da önemli bir mesele ve misal değildir. Peki hakikat bu mudur? Kesinlikle hayır değil. Çünkü Einstein bu konuya biraz yaklaşmış ve şöyle bir cümle kurmuştur. Einstein ölümünden 5-6-10 sene evvel demişti ya, eğer yeryüzünde arılar bir gün kaybolup giderse o gün dünyanın kayboluşu ya da insanlığın bitişi başlar. O aslında bir şey ucundan biraz tutmuş ama konuyu arılara bağlamıştı. Hakikat o. Şu ki biz iman ettiğimiz bir değer var. Resulullah'ın ağzından sivrisinek kelimesi çıktı mı? Çıktı. Bu çıktığı zaman da şu cümleyi kurdu mu? Yeryüzüne Hazreti Allah dünya kadar ehemmiyet vermedi. Cümle bu. Öyleyse bilimsel kanıta mecburuz. Resulullah'ın bu sözünden biz şüphe duymuyoruz. Amenna ve seddekna. Bilimsel olarak ispatlayarak da bugünün bilim dünyası bir başka hikmeti beyan ederken İslam dünyasının ahmak mealcilerine de bir cevap veriyoruz. Bak Resulullah'ın ağzından çıkan her kelimeyi bir kenara bıraktım. Onun yediğinde, içtiğinde, tükürdüğünde, her şeyinde bir hikmet var. Çünkü boş yere gelmedi bu dünyaya. Çünkü aynı zata şu soruyu sormak gerekmez mi? Ya Resulallah, madem yeryüzü bu kadar değersizdi, senin kadar büyük bir değer bu dünyaya neden gelmiş olabilir? Öyleyse sivrisinekle Resulullah'ın anlattığı başka bir fizik vardı. O fiziği kavrayamazsan sen sivrisineği tefsirinde de hadiste de öylesine bir geçersin. Ama evrimci adam bunu incelemeye başlar neden sivrisinek diye bu noktayı nazarda tıkanıp kalır. Şimdi bu misali kitapta ispatlayacağız belli bölümlerini. Belli bölümleri tabii ki kabule şayan. Allah Azze ve Celle dünyayı yaratmadan evvel, yeryüzü oluşmadan evvel, yani bunun bir atmosferi olmadan evvel, toprak yapısı tam oturmadan evvel, bütün yıldızlar belli bir ahenk ve matematik üzerine serpiştirildi ve yaratıldıktan sonra. Bu yaratılış hikayesini özellikle coğrafya kısmında, biyoloji kısmında anlattığımız için buraya geçiyorum. İşi tekrar sivrisineğe döndürmek adına. Yeryüzündeki bütün cisimlerin elektromanyetik bir usulü, bir frekansı vardır. Ve bu elektromanyetik frekans eğer çalışmazsa maddenin içerisinden hiçbir şeyi göremezsiniz. E eşittir mc karede mes 2 diye bir bölüm açıp anlatmıştık bu kısmı. O güne kadar da yeryüzünde henüz hayvanat, hayat başlamamış. Hayatın başlangıcı yok, yeni yeni hayvanlar gönderecek ama bir ihtiyaç var. Yeryüzünün her noktasında elektromanyetik dağılımı yapacak olan bir yapıya ihtiyacımız var. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Çiçekleri bir yere koyuyorsunuz, rüzgarla, arılarla ve çeşitli vesilelerle tohumlarını bir başka yere saçıyor, değil mi? O gittiği yerde yeniden aynı çiçeklerin benzerleri kuşak kuşak ilerliyor gidiyor böyle. Gidebileceği yere kadar. Eğer elektromanyetik frekanslar oluşmaz ise dünyanın bir alanında, mesela şöyle bir deney yapabilirsek eğer, hiçbir elektromanyetik frekansın çalışmadığı
veya bütün elektromanyetik frekansının emilebildiği bir emilim odasına bir adamı koyarsanız çok kısa sürede onu çürütüp öldürebilirsiniz. Çünkü hayat bir elektrik akışıdır. Bu elektro akışından bir elektromanyetik doğar. Bu elektromanyetiğinde bir üst ve bir alt elektromanyetik fraksiyon çizgisi oluşur. Bunu da ispatlamıştık. Henüz dünyada bulunmayan, uzayda bulunan bir canlı türüydü aslında sivrisinek. İspatı var mı? Bugün uzayda boşluğa bırakıldığınızda yaşayabilecek tek canlı türü sivrisinektir. Buyurunuz deneyiniz. Sivrisineği al, uzay aracına koy, sonra uzay boşluğuna bırak. Sivrisinek uzay boşluğunda yaşar. Sebep, çünkü sivrisinek zannedildiği gibi kandan beslenmez. Asıl unsura geleceğiz şimdi yavaş yavaş. Çünkü sivrisineği hiç durmadan konuşsam 4 gün 5 gün sürebilir. Çünkü hakikat, ya Resulallah sen ne dediysen onun içindeki hikmetleri de anlat anlat bitmez. Bir sivrisinek vardı uzayda. Dünya canlısı değildir sivrisinek. Bu yüzden evrimci ne diyor? Bütün hayvanata baktık diyor. Araştırdık. Bizim yerimize yapmış arkadaşlar. Dünyanın bütün hayvanlarını incelemişler. Hepsini evrimsel bir yere bağlamışlar. Diyor bu sivrisineği bir yere koyamadık. Yani atasını da bulamıyoruz. Sonra geleni de bulamıyoruz. Çok uzun yıllar önce evrilmiş olmalı ki bulamıyoruz. Ya dinozorunkini bile buldun. Niye sivrisineği bulamıyorsun ya? Minnacık sivrisinek. Bak dinozoru buldun, Yunus'u buldun, insanı buldun ya. İnsana dedin ki bunun dedesi maymundur. Seninki olabilir. Oraya bağladın bu işi. Ya sivrisineği niye bağlayamadın? E onu bulamadık. Henüz bir iletişim bulamadık. İletişim bulamadığın şey bilimsel olarak burada olmadığının bir başka kanıt ve delili değil midir? Evet. Sivrisinek bu dünyanın canlısı değil ki sen bu dünyadaki bir canlıyla ilişki kurdurabilirsin. Sivrisinek bu dünyanın canlısı değildir. Uzayda bir canlı türüydü bu. Uzayda yaşayan çok değişik canlı türleri var. Bugün de bunun ispat ve delili, al bir tane sivrisineği, bırak uzay boşluğunda sivrisinek yaşar. Çünkü sivrisinek besinle yaşamaz. Sivrisinek sadece besinleri taşır. Dersin ikinci kısmında bu detaya girdiğimizi anlatacağız. Sivrisineklerden bir tanesine Allah-u Zülcelal aleyhissalatü vesselam, Allah-u Zülcelal vahyetti. Nasıl vahyetti? E Kur'an'da ayet var. Biz arıya vahyettik. Doğru mu? Doğru. Aynı şekilde sineğe vahyetti. Yani ilham-ı ilahi oldu. Emri ilahi oldu. Sivrisineklerden bir tanesi çıktı yola. Geldi dünya semasına. Dünya semasını bulabilmesi için önce ayı bulması gerekiyordu. Çünkü gökyüzünde dünyayı bulmanın yolu önce ay noktasını bulmaktır. Çünkü dünyanın ay uydusu sinaptik noktadadır. Her şey uydusundan bulunur. Hani her çocuk babasından tanınır gibi bir ifade. Öyle daha iyi anlaşılır belki. Sivrisinek buradan yolculuğuna devam eder. Ve tekrar aşağıya doğru iner. İndikten sonra yeryüzüne ayak bastıktan sonra görevi yeryüzündeki elektromanyetik dalgalanmanın devamiyeti üzerinedir. Yani arılar polen taşır. Sivrisinekler elektromanyetik alan meydana getirir. Eğer bu alanı meydana getirmezse ne olur? Bu alan genişlemezse eğer aynı cep telefonu gibi düşününüz, baz istasyonunun olmadığı yerde çekmediği gibi insanlar civarlarında ve özellikle hayvanlar civarlarında neyin olup neyin olmadığını anlayamaz. Şimdi bakıyorsun yılan bir kuytu köşesine sıyrılmış yola çıkıyor. Veya gözü olmayan bir hayvan. Diyorlar ki efendim bu elektromanyetik dalgalanmalardan bunları hissederek yolculuğuna devam ediyor. Peki sual ediyorum aynı adama. Bir başka cismin elektromanyetik dalgası 5 metre bölü milimikron saniye üzerindeyken. Mesela örnek verirsek bir bitkiden düşmüş olan bir meyvanın, bir elmanın yaklaşık elektromanyetik ayını 4.5-4.72 metre milimetre mikrosaniyedir. Yani 4.7 metreden öteye elektromanyetik salınımı yoktur. İyi de 40 metre öteden bir hayvan nasıl olur da sadece 4 metreye ben buradayım diyebilen bir meyvanın peşine düşebilir? Cevap sivrisinekler.
Sivrisineklerin varlığı ve bunların türleri. Dünyada yaklaşık 38 binden fazla türü vardır. 3 bin tanesi keşfedilmiştir. Daha pek çoğu keşfedilmemiştir. Bunun varlığı, buradaki elmanın varlığını elektromanyetik olarak yayılımını devam ettiren. Nasıl olduğunu da anlatacağız dersin ikinci kısmında. O da bugünün fizikçileri ve felcileri için bir açılım olmuş olur. Burada bu meyvanın varlığını işaret eden ve sonra dağıtılacak olan, yani ağaçlardan dağıtılacak olan polenlerin gidiş yolları için o polenlerin taşınımını sağlayan esas itibariyle sivrisineklerdir. Yeryüzünde sivrisinekleri alırsan evrimci kardeşim, dünyadaki elektromanyetik dalgalanma biter. Yani hiçbir hayvan burnunun ucunu görmez olur. Bir sonraki adımında ne varmış ne yokmuş bilmez olur. Zaten sivrisineğin hayatının bir kısmının sudaki varlığının da sebebi budur. Dikkat et, hem karada görevi var hem suda görevi var. Çünkü sivrisinek yumurtalarını alır, gider deniz seviyesinde akarsu seviyelerine bırakır. Önce orada larva oluşur, önce suyun içinde yaşar. Ondan sonra alır, kanatlarını çırpmaya başlar ve yayılıma başlar. Ve bütün bu yayılım esasında dünyanın dört bir tarafındaki elektromanyetik dalgalanmanın temelidir. Çünkü vücudu elektromanyetik mekanizma üzerine ve elektromanyetik sistem üzerine kurgulanmıştır. Sivrisinek aslında bir hayvan değildir. Bir uzay canlısıdır. Bu uzay canlısı nasıl olmuştur? Onu şimdi dersi bölmemek için ikinci kısmı kısa bir ara verelim ki, çünkü şimdi sivrisineğin vücut yapısının anatomisine gireceğiz. Ama birinci bölüm için ez cümle şudur. Ya Resulallah, sen sivrisinekleriysen boşuna demedin ki Hazreti Allah vahyi ilahisinde Kur'an-ı Azimüşşan'da kafirlere dönüp şöyle nida etti. Hadi bir misal getirin. Mesela sivrisinek dedi bizlere. Uzaydan gelen bu sivrisinek üzerinde şimdi sivrisineğin kendi detayına girelim. Yine sohbette çok kısa beyan edebileceğimiz haliyle. Çünkü çok uzun sivrisineğin meselesi. Eğer çok değerli olsaydı zaten bu dünyadan yaratılmış olurdu. Yani bu dünyanın toprağından hasıl olurdu. Birinci madde, dünya o kadar değersizdir ki dünyanın varlığını, elektromanyetik varlığını oluşturmak için uzaydan bir hayvanat geldi. O da sivrisinek. Nasıl ispat ederseniz derseniz, delillerden birincisi şudur. Sivrisinek uçtuğunu bilen bir canlı değildir aslında. Çünkü bugünkü deneylerde de var bu. Ayakları yerden kesildiği anda kanatları otomatik çırpmaya başlayan bir hayvandır. Yani bugünkü deneylerde de bunu YouTube'da girerseniz seyredersiniz. Sivrisinekle ilgili birkaç kısa belgeselde var. Yani yeryüzündeki bütün uçan canlıların bir özelliği vardır. Kuşlar, diğer uçabilen böcekler uçmaya niyet ettikleri zaman, bulundukları mekanı terk etmeye niyet ettikleri zaman kanat çırpışlarıyla beraber hareketlenir. Hani uçak modelinden düşünürseniz belli bir hıza ulaşır ve havalanır. Yani hayvanatın uçanlarının tamamının bir bilinci vardır. Uçmaya dair bir bilinci var ve bu bilinçle hareket ediyor. Bugünkü deneylerde de şu görülmüş, o bilimcilerin yaptığı deneylerde. Şimdi o deneyler bizim bugün söyleyebileceklerimize delil için kolaylık sağlamış oluyor. Bir bakıyorlar ki o sivrisineğin altında var olan işte tahtadır, taştır, her neyin üzerine konduysa onu bir an içinde çektikleri anda kanatları çırpılmaya başlıyor. Örneğin sivrisineklerden bir tanesini almışlar. Karın bölgesinin altına bir incecik bir çopa, ne diyelim, bir kibrit tanesi gibi ince bir telle sivrisineği karnından, yani ayakları hiçbir şeye temas etmeyecek şekilde havada tutuyorsunuz böyle mum gibi, sivrisineğin kanatları yine durmuyor. Özelliği şu, sivrisinek kanat diplerinde mevcutta insandan almış olduğu proteinin ortalama kalori miktarı 120-130 kalori civarındadır. Tabi bu bahsettiğim 120-130 kalori bir hafta boyunca aldığı, eğer bir kan damlasından bahsediyorsak ortalama 1-1,5 kaloridir. Yani bir sivrisinek geldi, hortumunu soktu, bir kan emdi. Aslında kan emmedi. Deri altında bulunan elektromanyetik proteinlerimiz vardır. Bizim kendi vücudumuzda da
kendi elektromanyetimizi yayan deri altındaki proteinlerimiz var. Zaten derinin sürekli yenileniyor olmasının sebebi bu. Bu elektromanyeti yayalım sebebiyle deri altında sürekli proteinler deriye dönüşür ve atılır sürekli. Çünkü diğer insanlardan da almış olduğumuz negatif elektromanyetik bize zarar verdiği için deri aslında insanın vücudunun elektromanyetik düzeneğini korumak için tasarlanmış, Allah tarafından yaratılmış bir kılıftır. İnsan kısmından çıkalım şimdi. Buradan aldığınız kalori 1,5 kalori. Tamam. Şimdi uçmaya başladınız. Bir hesap yapalım bilim adamlarıyla beraber. Saniyede ortalama 2000-2500 kanat çırpışına sahip bir sivrisinek. Saniyede. Ve kanatları vücut ağırlığına vurularak çok kaba bir kalori hesabı yapıldığında yaklaşık 5,5 saniye sonra, en fazla 5,5 saniyedir en ağ babası. 5,5 saniye sonra yeniden bir yere konması lazım ve yeniden bir şeyi emmesi lazım. Eğer bu hayvanat sizin zannettiğiniz gibi sadece uçan canlılar türünden, böcek türünden, larvalarını suda biriktiren türlerden bir tür olsaydı. Peki bu sivrisineğin kanadında almış olduğu proteinden hariç ve hatta ondan en az 1200 kat daha fazlasını kullandırabilen imkan nedir? Hani bugün bütün dünya enerjiyi arıyor ya, bütün dünya deri gibi petrol için, doğalgaz için, güneş enerjisi için bir savaşta ya. Birisi kalkıyor, Irak'a geliyor, ötekisi bilmem nereye gidiyor. Ne için? Petrol için. Enerji olmazsak yaşayamayız mantığı var ya. Sivrisineğin ayak uçlarında karbondioksit yüklemesi yapabilen tüpçükler vardır. Yani bulunduğu bütün mekandan karbondioksiti kendi iç haznesine alabilen bir yapısı vardır. Kanat diplerinde de her atomun üzerindeki elektron bağlarını kullanabilen özel bir yapı vardır, kitapta çizimleriyle anlatacağımız üzere. Yani sivrisinek tamamen atom enerjisiyle uçmaktadır. Tabiri caizse sivrisinek ne bir hayvandır ne bir makinedir. Bütün dünya insanlaşmış makinaları alarken Cenab-ı Hak daha dünyada hiçbir hayvanat yokken sivrisineği yaratmıştır. Ve sivrisinek aslında tam olarak ne bir hayvandır, tam olarak ne de bir makinedir. Öyle bir geçiş serüveninde durduğu için evrimciler tarafından da anlamlandırılamamıştır. Çünkü kanat uçlarında her bir karbondioksit atomunu parçalar karnında, karbon bağları üzerindeki elektronla çekirdek arasındaki çekim gücünü kullanır. Tabiri caizse uçan, hani şimdi diyorlar ya denizaltılar nükleer enerjiyle çalışıyor. Hayırlı olsun yani işte 100 bin yılda sen buraya geldin ama Allah'ın yarattığı sivrisinekte o değişim söz konusu. Bunun aynısını fiziksel olarak kendi dünya literatürümüze geçirmek mümkün mü? Elbette mümkün. Ama bunun şartları var, usulleri var. Bu kitapta beyan edilmeyecek bir meseledir belki ama o kanat dibindeki karınla kanadın bağında var olan o ilişki ta uzayda da kullanmış olduğu yöntemdir. Çünkü serbest atomları da kullanmaya yöneliktir. İşin hikmet tarafından bakarsanız eğer hiçbir sivrisinek hareket halindeyken ben aç kalacağım korkusuna sahip değildir. Hayvanların ekserisinde vardır belki hani dersiniz de yok dertleri yok diye. Sivrisinekte bu dert tamamen sıfırdır. Çünkü Allah'ın ona verdiği rızık istediği anda ayaklarını yerden kestiği anda. Tüpçüklerin içerisinde difüzyonla ozmozun aynı anda gerçekleşmesi sebebiyle karbon atomlarının karından geçerken atomik endoplazmik yapıya dönüşür, MES 2'ye geçer. Yani yeryüzünde MES 2'de yaşayan tek canlı türüdür de diyebiliriz aynı zamanda. Uçanlar bölümünde ifade edersek. Kanatlarına bu çıktığı anda atomla elektron arasındaki o çekim gücüyle ayaklarını çektiği anda kanatlar direkt üretim yapmaya başlamaktadır. Bir başka şey ise kanatlarıyla uçan sivrisinek canlısı yeryüzünün en hızlı dönüş yapabilen canlısıdır. Yani yarı canlı yarı makinedir aslında.
En hızlı dönüş yapan. Yani dersin ya arkadaş, sivrisineği bir türlü vuramıyorum. Hani hepimiz hayatımızda yaşadık bunu. Yaz akşamlarında özellikle. Neden yaz akşamlarında? Aslında yaz kış yaşamaktadır. Sadece neme göre hareket etmektedir. Çünkü elektromanyetik dalgalanmalar nemli ortamlarda azaldığı için bunu arttırmak üzere gelmektedir. Aslında yaz akşamlarında sivrisineklerin harekete geçiyor olması insanlık için bir ihtiyaçtır. Olmadığı zaman da elektromanyetik dağılım gerçekten gerçekleşemez. Bataklıklarda çok fazla olmasının sebebi ise bir taraftan sığ suları kullanıyor olmasının bir başka gereği insanların bulunmama sebebidir. Çünkü üretim gerçekleşen alanlardaki elektromanyetik salınımı ilk aşamada insanlara yoğun karbon altında duracağı için zarar verecektir. Bu yüzden dikkat edersiniz ki insanlık tarih boyunca bataklıkların kenarına medeniyet kurmamıştır. Bataklıklardan hep uzak durmuştur ve uzak durmayı da arzu etmiştir. Hatta ne der? Bataklıkları kurutmamız lazım der. Bataklıklar kurutulursa eğer bir yerin doğal dengesini baştan aşağı bozuyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz Kocaeli'nde bazı yerlerde eski zamanlarda bu bataklıkları kurutmak için büyük bir mücadele verdiler. Bataklıklar kuruyunca dediler ki ya kuşlar gelmez oldu. Buradaki biyolojik yapı bozuldu. Kuşların geri gelmesi için buranın tekrar bataklık olması için çalışalım dediler. Haberleri olmayan bir şey var. Yeryüzündeki bütün kuşların hareket noktaları bataklıklar üzerinden gerçekleşmesinin sebebi sivrisineklerin oluşturmuş olduğu elektromanyetik baz istasyonları sebebiyledir. Yani göç eden bütün kuşlar havaya kalktığında bir yerde bir lamba görmesi lazım tabiri caizse. Aynı kanat altı elektromanyetik sistematiği bilinçaltıyla direkt ilişkili olduğu için bir bataklık bölgesinden kalkar yeni bir bataklık bölgesine gider. Sen hikmeti kuşta ararsın, hikmet sivrisinektedir. Sivrisinekleri çek o bataklıktan veya kurut. Aynı göç yollarını ezberledikleri için kuşlar gelebilir. Ama o göç yolunu daha önce geçmemiş, hiç geçmemiş bir kuş grubunu bırakırsan aynı bataklığı bir daha bulma şansı yoktur. Bu yüzden kuşlar tecrübeli kuşlarını birinci seferden sonra geri döndüklerinde genç kuşların başına bırakırlar. Yani insanoğlundan hariç bütün hayvanatın tecrübeye biatı vardır. Kuşta, sinekte, yılanda, köpekte, maymun dahi biat üzerine yaşar. Arkadaşlar benden önce affedersin bu kazığı yemiş biri var. Bu sıkıntıyı çekmiş biri var. Bu yolu yürümüş biri var. Bir tek insanoğlu kafasını kaldırır. Der ki yok ben kimseye biat etmeyeceğim. Müslümanım Kur'an'dan başka hiçbir şeye bakmayacağım. Misal getir hadi anlat sivrisinek demiş Hazreti Allah. Allah-u Zülcelal boş yeri mi dedi bunu. Dünyanın en değersiz canlısı mıdır ki bu Kur'an'da ayette geçiyor bu. Ama dikkat çok enteresan bir incelik var. Sivrisinek kelimesi ayet-i kerimede ma be'udeten. Be'ûzaten ifadesiyle beyan edilmiştir. Bazıları kelimesiyle aynı köktedir. Yani sivrisinek bütün basitliğine rağmen lügat-ı arabide bazılarının içine dahil edilmiştir. Aynı insanların içerisinde dolaşan veliyullahın bizden biridir. Bazılarından biridir demesi gibidir sivrisinekler. Aynı kelime köküdür. Bazılarıyla sivrisinek kelime kökü aynıdır. Hazreti Allah beyan ediyor. Ey hayvanat! İçinde dolaşan değer ve kıymet bilmeyen, vermediğin, hatta insanlar için ah keşke buralarda olmasa da rahat rahat uyusak dediğin o sivrisinek var ya, o sizin bazılarından bazısı değil, o elektromanyetik yaşamınızı sürmeniz için benim size verdiğim bir değerdir. Göndermeseydim o sivrisineği dünyaya, elektromanyetikle oluşan hiçbir şeyi yaşayamazdınız siz. Zaten yaşam olmazdı. Sivrisinek olmazsa yaşam matematiği olmaz. Bunun üzerindeki kanatlarında devam edelim. Kanat kökünü kısaca beyan ettim. Kitapta bu çok daha uzun. Geldik kanat kısmına. Kanat kısmının aerodinamiği uzayda yaşamış olduğu ekilip düzlemden almış olduğu usulle yaratılmıştır. Dolayısıyla
yeryüzünün neresine giderse gitsin. Hangi rüzgar ortamına bırakırsan bırak. İster hortuma bırak, ister fırtınaya bırak. Nereye bırakırsan bırak, oradan sağ salim çıkabilecek tek canlı türüdür sivrisinek. Bundan başka bir canlı yok. Yani dinozorlar ortadan kalktı değil mi? İşte fillere zarar verecek şey belli. Kuşlar yola çıkarlar, kar boran oldu mu çekinirler, hemen sumakların altına girerler. Her hayvana doğanın bir başka koşulu sebebiyle yolundan geri dönmeye veya durmaya mecburdur. İnsan da dahil. Yolundan dönmeyen tek canlı vardır, sivrisinek. Döndüremezsin. Yeryüzündeki hiçbir doğa koşulu sivrisineği yolundan ve uçmaktan alıkoyamaz. Çünkü elektromanyetik kanat diplerinden oluşan, elektromanyetik o unsuru da yaymış olan kanat koşulları karşısına gelen bütün doğal faaliyetlere karşılık, doğal tepkilere karşılık ona göre uyum sağlama kabiliyetine kavuşturulmuştur. İnsansa her şeyden korkar. Şu köşeyi dönsek ne olur der. Bu gece vakti olsak ne olur der. Sivrisinek yeryüzünde korkusuz tek hayvandır. Resulullah'ın tabiriyle yeryüzüne Allah sivrisineğin kanadı kadar değer vermedi. Bizim verdiğimiz değerlere bak. Aç kalırım korkusu, bunlar bana ne yapar korkusu, başıma bir felaket gelir korkusu. Bir insan sivrisineğin şu hikmetlerini okuduktan sonra iman hakikatinin lezzetine varmasa onda şüphe var demektir. Başka hiçbir şekilde ifade edilemez. Sivrisineğin kanatlarının içerisinde ne gelip geçmektedir? Tamamen elektromanyetik difüzyondur. Akışkan elektromanyetik geçer. Ancak 350 yıl sonra anlayacaklar, kanatsız uçak yapacaklar. Ancak böyle yapabilirsiniz, kanatsız uçağı. Niye? Çünkü sivrisineğin bilinmeyen bir başka özelliği. Tek kanadını kopar, tek kanadıyla uçmaya devam eder. Çünkü sıvı elektromanyetik sağında olmayan kanadını MES 3 üzerinden 2'ye çekerek varmış gibi hareket ettirme yapısına sahiptir. Yani tek kanatlı uçakla uçabilir. Eğer sivrisineğin kanadına bakarsan bizim Müslümanlara gelince ne diyecek? Bir kolum yok, hizmet edemem. Param yok, hizmet edemem. O yok, hizmet edemem. Aslında amaç hizmet etmemek, yokları saymak hikaye. Bir sinek hayatı boyunca benim kanadım yok demez, onu uçmaktan hiçbir şey alıkoymaz. Karın bölgesine gelelim mi? Karın bölgesindeki alt o düğümlerin tamamı atomları parçalamak üzeredir. Hayatı boyunca hiçbir zaman rızık telaşına düşmez. Yani bir sivrisinek aç kaldığı için gelip sorusu sokmaz. Sivrisineğin yanaşmasındaki matematik, insanda var olan hastalıkların ve elektromanyetik düzensizliklerin düzenlenmesi içindir. Şimdi gariban tıpçılar dediler ki, yeryüzünde sivrisinekten sıtma hastalığını yayıyor. Arkadaş, sivrisinek sıtma hastalığı yayamaz. Hasta olan sensin, sen sivrisineği hasta ettin. Sivrisineğe hastalığı veren sen oldun. Bu hastalığın yayılmasına sebebiyet veren oldun. Neden? Çünkü yeryüzünde Allah'ın ordularından bir ordudur sinekler. Hazreti İbrahim Efendimiz oturdu, Nemrut meselesini biliyorsun. Seyyidim de anlatmıştı. Hala çıkın, o Nemrut'un gömüldüğü yerlerde taşları bir oynatın, sinekler gene çıkar. Yaz kış fark etmez. Neden? Hazreti İbrahim Efendimiz ateşin içindeyken, hiçbir canlı kendisine yaklaşamazken, o bütün ateşlerin arasından uçup gelen bir sinek girdi içeriye. Geldi, sağ dizinin üzerine kondu Hazreti İbrahim Efendimiz'in. Hazreti İbrahim Efendimiz'e dile geldi sinek. Hazreti İbrahim Efendimiz dedi ki, ey sinek, sen bu ateşten nasıl geçebildin? Ey İbrahim dedi, ateş sadece seni yakmıyor. Yakmıyor değil. Allah'ın daha nice orduları var. Allah'ın daha nice görevlileri var. Dedi ki, peki siz ne yaparsanız? Ya İbrahim dedi, elbette senin intikamını alacak olarak, almak üzere Allah bizi görevlendirdi. Sen ne zaman tamam dersen biz o gün çıkacağız, Nemrut'un başına bela alacağız. Ey sivrisinek dedi ya, sen bu kadar küçüklükle, Hazreti İbrahim Efendimiz'in tavrı her zaman şudur, ayetlerde de okuduğunuz üzere.
hiçbir şeyden şüphe duymaz. Ama hep ne dedi Cenab-ı Hak? Ya Rabbi kalbimi tatmin et. Yani nazlı bir kul. Göster Ya Rabbi. Göster. Yoksa şüphesi mi var Hazreti İbrahim'in? Yok. Sivrisinek konuştu, bunu söyledi, yapacağım dediyse Allah'ın görevlisidir, yapar. Ayrı mesele, bir de Hazreti İbrahim Efendimiz işin içini açma derdindeydi. Çünkü aşığın dilinden gelmiş. Aşık olduğu Hazreti Allah'tan gelmiş. Hani ondan bir kelime daha duymaktır. İşin inceliği burada. Sivrisinek dedi ki evet, yeryüzünde baksan kıymetsiz ve değersizim. Ama bil ki ben yeryüzünden değilim. Ben yeryüzünden değilim dedi ya İbrahim. Hazreti İbrahim Efendimiz daha sonra Miraç'a çıktığında da bu sivrisinek de ayrıca görüştü. Cennette de ayrı bir mevzusu var, ayrı bir konu. Bu ateş söndü, Hazreti İbrahim Efendimiz gene bir gün oturuyor. Nemrut meselesi artık ayyuka çıktı, mesele ortaya geldi. Hazreti İbrahim Efendimiz'in kıssasında anlatılmıştır, detaylandırılır. Sineklere geldi, sağ bacağının üzerine koydu. Ey İbrahim dedi, izin var mı? Dedi Hazreti İbrahim Efendimiz, buyur izin var. Sinek yoluna çıktı, Nemrut'a girdi. Burnundan girdi, hikayesinin aslı nedir derseniz eğer, sivrisinek diyorlar ya şimdi, ya sivrisinek adamın beyninde nasıl dolaşmış olur? İnsanlar o gün anlasınlar diye Hazreti İbrahim Efendimiz sivrisineği böyle anlattı insanlara. Dediler ki ya İbrahim, sen bir sivrisineğin bu Nemrut'u alt üst ettiğini ifade ediyorsun da nasıl oldu? Hazreti İbrahim Efendimiz onları anlaması için dedi ki işte burnundan girdi, beyninde böyle böyle, işte bildiğiniz hikaye. İnsanlar o gün insanı anlasın diye. Ama yalan mı? Değil. Hakikat şu. Sivrisinek buraya gider. Sivrisineğin karın boşluğunun en sonunda hortum ucundakinden daha sivri olan bir daha kıskaç vardır. Yani hortumu bir eksi kutuptur, kıskacı artı kutuptur bu elektromanyetiği. Hayatı boyunca sivrisinekler artı kutupla eksi kutuplarını bir araya getirmezler. Çünkü getirdiği anda elektromanyetik emici bir bomba haline gelişirler. Dünyanın en tehlikeli bombalarından bir tanesidir bu. Bak, dünyanın en tehlikeli bombasıdır. Sen uzayda füzeden, ateşten, mermiden korkuyorsun ya, Nemrut'un başına bela olan o sivrisinek Allah'ın ordularından bir ordu olarak gidip Nemrut'un burnunun ucuna koyup tek bir hareket yapmıştı. Kıskacıyla hortumunu tutturmak. Ne oldu? Aküde olmuyor mu çat çat diye birbirine vurduğun zaman? Bir anda Nemrut'un bütün o beyin fonksiyonlarını emen yeni bir elektromanyetik ters ilişki meydana geldi ve Nemrut kendini kaybetti. Başladı duvardan duvara, duvardan duvara, kendi kendini öldürmeye gitti. İşte bu da bunun bilimsel kanıtıdır. Ve bunu yaptıktan sonra sivrisine tekrar geldi. Hazreti İbrahim Efendimiz'e rapor verdi vesaire vesaire. Aynen bu süreç böyle devam ediyor. Sivrisineğin hortum ucuna gelirsen, insan vücudunun üzerine geldiğinde insan vücudundaki elektromanyetik dalgalanmayı temizlemek üzerinedir dedik. Ama burada bir parantez, bütün nebevi siyerlerinde okuduğumuz bir gerçek var. Resul-i Kibriya'nın üzerine hiçbir zaman sivrisinek konmamıştı. Sahabenin tamamının beyanatıyla ve ifadesiyle. Neden? El cevap, yeryüzünde bu kadar büyük bir elektromanyetik motor varken sivrisinek ona yaklaşırsa zarar görür. Sen hayatın boyunca çalışan bir motorun üzerinde gezen sivrisinek bulamazsın. Çalıştır motoru, yanına pislik içinde içi sinekle dolu bir poşeti getir. Aç. O sivrisineklerin bir kısmı ölecek ve bir kısmını bulamayacaksın. Çünkü sivrisinek kendinden bir üst elektromanyetik yapı içinde duramaz. Karşısında duramaz. Elbette ki Resulullah'a duydukları derin bir saygı, işin hikmeti, hakikati bir başka boyut. Ama bir hikmet var. Resulullah yeryüzünün elektromotoru, tabiri caizse. Yeryüzüne şu vahyi ilahiyi sadece diliyle değil, gönlüyle de yaymış olandır. Sahabeden bazılarını gönderiyordu bir köye. Diyordu ki git onlara selamımı söyle. Sahabe diyordu ki ya Resulallah gideyim de hani nasıl yani? Ya git sen benim selamımı söyle. Tamam ya Resulallah, çıktı yola. Dedi ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sizlere selamı var. Dediler ki buyur gel otur.
Adam yemek yedi, anlattı, anlattı, hepsi Müslüman oldu, geri geldi. Resulullah sordu, ne yaptın? Vallahi dedi, ya Resulallah, ben bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Kalktım, gittim, sadece senin selamını söyledim. Resulullah sordu, beni tanıyorlar mıymış? Dedi ki, hayır. Beni görmüşler mi? Hayır. Kur'an'dan haberleri var mıydı? Hayır. Bana peygamberlik geldiğinden haberleri var mıydı? Hayır. Cebrail, hayır, 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 hayır. Dedi ki, peki nasıl oldu ya Resulallah? Dedi ki, ben sadece dilimle çalışmıyorum. Ey ashabım, bu kalp bütün alemlerin ötesine sözü taşıyor. Söz dille yakındakilere ve anlamayana söylenir. Söz anlamayan için söylenir. Anlayan için adamın kelama ne ihtiyacı vardır? Anlamayanların kelama ihtiyacı olduğu için diyorlar ki, ne gerek var ya selavat-ı şerife, Kur'an bize yetmez mi? İşte senin ahmaklığının bizzat ispatıdır. Aptala söz söylenir. Abide söz söylenmez. Zahide söz söylenmez. Karşındaki gönlünden milyonlarca kilometre ötede olan senin sevgilinin gönlünden cız geçse senin gönlün cız eder. O mutlu olsa sen mutlu olursun. Onun havası güzel olsa senin havan güzel olur. Onun havası parçalı bulutluysa seninki parçalı bulutlu olur. O ağlıyorsa sen ağlıyorsun. Şimdi adamlar diyorlar ya, aşığım ben. Bütün erkekler, bütün bayanlar şimdi öyle atıyorlar ya dillerinden. Aşığım ben. Çok basit bir deney var. Aşkın çok basit bir deneyi var. Git 3 gün görüşme. 3 gün sonra geri gel, yaşadığın duyguları anlat, o da sana anlatsın. Eğer aynı zaman diliminde gülüp, aynı zaman diliminde ferah olup, aynı zaman diliminde içinizin sıkıldığını hissetmiyorsanız boşa martaval okumaya gerek yok. Aşk başka yok. Çünkü aşk kelama düştüğü yerde kibir var, riya var, ihanet var. Aşk kelama düşecek bir şey olsaydı Resulullah Miraç'ta yaşadıklarını anlatmaya kalksaydı hangimizin aklı, hangimizin kalbi kaldırabilirdi? Resulullah Miraç'ta gördüklerinin belki milyonda birini ifade etti. 1400 yıldan beri ahmaklar tartışıyor. Ya diyor, nasıl görmüş olabilir? Nasıl çıkmış olabilir? Nasıl yapmış olabilir? Bir tane daha anlatılsa belki imandan da çıkacak adam. Yani bir tane daha olsa. Niye? Çünkü kelam işi değil bu, gönül işi. Sivrisinek dahi bir emirle geldi buraya. Emre itaattir. Dünyanın varlığına sebebiyet veren sivrisineğin yapmış olduğu. Suyun altına girdi sivrisinek. Yumurtalarını bırakırken, bıraktıkları yumurtaların tamamını karıncıktan, boşluktan bırakırken, kendi uçan bir canlı yavrusunu suya bırakırken şaşırmaz mı ya? Garip değil mi bu? Ha, suda yetişip sonra meydana gelen işte kurbağadır, diğer canlılardan bahsedeceksiniz, eyvallah. Ama bütün canlılar suya o yumurtalarını bıraktıktan sonra bir müddet dahi başlarında beklerken, kısa bir an dahi olsa, yeryüzünde yumurtalarının başında beklemeyen tek canlı türü sivrisinektir. Hiç umurunda olmaz. Bırakır ve gider. Takdir-i ilahi. Yaşayacaksa yaşayacak, ölecekse ölecek. Zaten biraz daha dursa onun elektromanyetiği karasala geçtiği için denizde şu an için akarsu altında büyüyecek olan sivrisineği kavrayış düzeyine sahip olmadığı için kendi yavrularına tabiri caizse zarar vermiş olur. Durmaz, bırakır gider. Bizimkiler ilim için çocuğunu al şuraya gönder de iki gün sabredemezsin. Sivrisinekte böyle bir korku yoktur. Kendi göz pencerelerine gelelim. Yani göz yapılarına gelelim. Üzerlerindeki göz yapıları bizim yine fizik risalesinde bahsettiğimiz üzere elektron tamamlayan bir göz yapısına sahiptir. Yani karşıya bakarken arkasını görebilen tek canlı türüdür. Eğer gözünü doğru bir şekilde anlayabilirseniz eğer, bu bütün dünya insanları için yapılabilecek bir şeydir. Çünkü uzay hareketi içerisinde eğer göz çeperleriniz buna uygun değilse ardınızdan gelen elektromanyetik şoklara karşı kendinizi hazırlayamazsınız. Hoş kendi elektromanyetik şablonu kendisini gayet net ve açık bir şekilde korumakla beraber üzerindeki göz yapısı öyle bir harmoniye sahiptir ki hem karşıya bakar hem de karşıya göndermiş olduğu dalgalarla
çarpan dalgalar üzerinden arkasını görmektedir. Dünyanın en iyi radar yapısına sahiptir. Yarasalar değildir, dünyanın en iyi radar bilgisine sahip olan canlılar. Sivrisinektir, dünyanın en iyi radar sahipleri. Ve bunu tamamen bilinçsiz bir argüman içerisinde yaptıkları zanneder değil. Çünkü zikri ilahisini bu göz kapaklarının üzerinden düşmüş olan antenleri üzerinden yapar ki antenleri arkaya, bir öne, bir arkaya bakan, yeryüzünde uçabilen tek canlı türüdür. Bütün canlıların antenleri vardır. Bunlar 360 derece dahi dönse birbirlerine eş düzeydedir. Arılar eş düzeydedir. Ama sivrisineğin öyle değil. Bir tanesinin ileriye bakabilir ve bir tanesinin tam 180 derece geriye bakabilir. Ve bunu yaparken de arkasına da bu salınımı yapar. Arkadan gelinde rahatlıkla anlayabilir. Bu yüzden sen sivrisineğin önünden mi vursam, arkasından mı vursam diye uğraşır beceremezsin. Ya insan düşünür yani. Sinek arkasını görüyor mu ki arkasından vururken kaçıyor. Radar sistematiğiyle evet, tabiri caizse arkasını görmektedir. Bu görüntü ikliminden sonra ağzına gelelim. Ağzında salgılamış olan enzimleri zannedildiği gibi insandan aldığı sadece o kan yapısıyla, proteinle kurgulamaz. Ağzının hemen arkasında elektromanyetik yöntemle maddeyi değiştirme özelliğine sahiptir. Tabiri caizse keramet sahibi bir canlı türüdür. Yani ağzının içindeyken atomlardan isterse enzim yapar, isterse zehir yapar, isterse bir başka şey yapabilir. Zaten yeryüzündeki bazı sivrisineklerin zehirlediğini de pek kimse bilmez. Çünkü aldığı elektromanyetik karşısında deriye geldi. Bu deriden aldığı elektromanyetiğe göre bazen zehir bazen panzehir verir. Dolayısıyla seni sokmuş olan sivrisinek bazı an gelir seni o beladan da kurtaran, seni şifanı taşıyan olabilir. İşin hakikati o ki bütün bu hakikatler anlatılsa işin en özünde iki tane mesele görünüyor. Allah Resulü'nün ağzından çıkan basit bir sivrisinek diyor değil mi? Sivrisineğin özelliği bu. Ve o sivrisineğin en temel özelliği rızık telaşı yok. Çocukların ölüm korkusu yok. Yediklerim bana yeter mi yetmez mi düşüncesi yok. Allah her şeye rızkına kefildir çünkü. Ama insana bak. Korku sahibi dünyaya bağlanmış. Dünya iştiyakında. Her sene tarihin her sene içerisinde özellikle gün dönümlerinde işte 21 Haziran, 21 Eylül 4 defa gün dönümünde sivrisineklinin semaya doğru bir hareketi başlar. Bütün dertleri dünyadan kurtulmaktır. Sen bataklıkları kurutup sivrisinekten kurtulmaya çalışıyorsun ya, vallahi sivrisinek bu dünyadan gitmek için senden daha fazla isteklidir. Çünkü ana vatanı uzaydır onun, dünya değil. Dünya onun için hiç çekilmez bir yerdir. Çünkü uzayda hava boşluğu vardır, bir boşluk vardır, hiçbir şeyle cebelleşmesine gerek yoktur. Vücudunda aldığı serbest atomlar kendine yetmektedir ve onu öldürmeye çalışan hiçbir canlı türü de yoktur yani. Rahattır hayvanat, eceliyle yaşayacaktır. O senden benden daha çabuk göçmek istemektedir dünyadan. İnsana bak, sivrisinek kadar olamaz. Rızık telaşı var, dünyada kalma telaşı var. Ha bir gün daha, ha bir saat daha, ha 5 yıl daha yaşayayım diye bir telaş var. Görev bilinci yok. Sivrisineğin tek bir bilinç yapısı vardır. Görev. Başka hiçbir şey değil. İşini yapmak üzere geldi dünyaya. Gelmeseydi canlı türü yoktu. İşte bu yüzden. Ya Resulallah sen ne dediysen haktır. Allah yeryüzüne sivrisineğin kanadı kadar değer vermedi. Ve bunun ispatı sivrisinek dünyadan değil. Uzaydan gönderildi. Ya Rab, biz sivrisinek kadar bile olamayız bu gidişle. Ya Rabbi onlardan bir hikmet dahi olsa nasip eyle bizlere. Yani rızık telaşı olmadan, korku olmadan, imanın verdiği muhabbetle şu ayetlerde وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا ifadesiyle o salih amellerden işleyebilenlerden eyle bizi. Ondan sonraki hakikatlerle ve bu hikmetlerle hidayetlere erdir bizi. Zira senin sözünle anlaşılıyor ki
Bu sivrisinek an gelir birini yoldan saptırır, Nemrut olur. An gelir birini hidayete erdirir, şu futuhat olur. An gelir bu futuhatı anlattıktan sonra ne diyor arkadaş bunlar denir? Fasıklığa düşürür diyelim. Cenab-ı Hak bizi hidayete erenlerden eylesin. Allah seyyidimizden binlerce kez razı olsun. Bugüne kadar hiçbir kitapta sivrisineği böyle okumadık biz. Sinek dedik geçtik. Halbuki hayatın içerisinde Resulullah'ın dilinden beyan edildiyse o bir haktır, hakikattir. Bulamadıysak daha nasibimiz yok demektir. Ya Resulallah, senin sözünü hakkıyla anlayıp yaşayanlardan eyle bizi. Şefaatine nail olanlardan eyle bizi. Allah bizi Resulullah'a, büyüklerimize küstürmesin. Amin. Daimen başımızda, daimizden ümmeti Muhammed'in birer bireyi olarak son nefese kadar iman ve son nefeste iman ile göçüp gitmeyi nasip eylesin bizlere. Amin. Ehli imanın sağlık, sıhhat, afiyeti için seyyidimizin, ailesinin, müritlerinin velalardan, kötülüklerden, nazarlardan, her türlü fenalıklardan uzak ve beri eylesin Cenab-ı Hak. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, ümmeti Muhammed'in, Müslümanların birlik ve beraberliği için, korkusuzca, telaşsızca, sadece Allah'ın emirlerine uyarak, Resulullah'ın sözüne biat ederek, Ehl-i Beyt'in şemsiyesi altında gelip göçmeyi bize nasip eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.